Şuraya ben içeri git, dışarı gireyim. Burada ne kumbansız bize alışveriş yaptırıyorsunuz ya. Ya tamam, boktan bıkmışım kardeşim. 12.500. 12.500. Al bunları dedim, al. Ya baş ver. 2.000'ler var oraya. Bıçak alın tokadı artık. Çok saraydı ya. Maşallah ya. Maşallah da, maşallah da. 9-10 sene evvel bizim buraya devlet destekli kalp, simantal inekler getirdiler. Bu da Zonguldak'ın şansına, Bartın'ın şansına denk geldi. Arkadaş 26 yaşındaymış, 11 tane daha var. Yok. Sakin ol be, genç adamsın. Ne sıkıntı iyi ya. Sıkıntı yok. Buranın canlı ağırlığı sence nedir? 75. Tongel değil mi bu? Tongel. Vallahi böyle tongel görmedim. Bunlar ne köpeği abi? Geldi tipi de tam şey değil. Kısa bacaklı ama yani bodur. Kurban dolu ya. 2 yaşında. Duble vallahi bu. 4 günlük mü abisin? Maşallah. Maşallah maşallah. Ha geçen aldık. Buna kaç tane aldık biz? Birisi Tosun 2 tane dişi miydi? 3 ha 3'ü de dişi değil mi? Tamam. Oran leğen var, geçebilecekler mi? De. Meh mi değil, deh mi değil. Hadi. Hadi. Koşun abi, ipim dersen dursa ya. Çekemeyecek onu o. Hoş bulduk. Ben de vallahi Abdullah'a verdim bir ay verisi ya. Hop. Hop. Dostlar. Sattım diye bakmamazlık yapmadın yani, değil mi abi? Vallahi bakmış. Olay ya. Allah çapsın aynı verdim. Tamam vereceğim, onu biliyorum ben. Dünya vardı vereceğim. Bizim bakama dünya vardı. Görün, görün vallahi görün. Kim görür? Bu zavallı vereceksin. Gene bu zavallı vereceksin. Aa o gideri sen gitseydin 55'e. Var burası abi. 55'e sen gitseydin. 1, 2, 3, 4. Böyle abi. Şu mandala mı geldi? Satamıyorum ben. Vallahi böyle mandala. Tamam al fark etmez. Sen dursun. Tamam söyle. Uğraşma. Söyle. Adam değil. Söyle. 45 lira. Marmara sokağı da satıyor mu bu ya? Bak hiç yok ara gittim. Bak bir vallahi satılmaya ya. Ben bir yeri de bunları pazara da etmedim. Bir yeri de göstermedim. Satılmaya ben pazara çıkarmadım. Ne bak hasta değil usta. Ben burada öyle yemiyorum. Abi benim mal kalabalık. İneklerim var. Vallahi rezil kalmaz ya. Bak şurada dayı bu dayı kötü attık, 30'da da attık. Bir şey demedim abi, valla bir şey demedim. Olay dar ki burası. Şu 36'lığı çıkarıyor, şunları 4'ünü isteyeyim. Kamerada açısı kurtarmayın. Tamam al sen. Çok 45'leri al dedim. Ne dedi? Ne, kaç alacağım Mamad abi? Abi sen onu aynen burası size bağlı. Tamam kaç alacaksın? 40 çok... demiyor abi 40. Abi yukarı vallahi ya. Ha. Vallahi yok. Marburos. Sana yemin ediyorum bak Muhammed de videoyu da çekiyor. Bak video çekiyor Muhammed, bu şekilde malları kaçarı topluyoruz kardeşim. Doğru da abi, şimdi vallahi bunu kuran çarpsın 45 ha? Aldım bak Muhammed abi. İzlesene abi YouTube'dan açıp baksın. Biliyorum abi ben gördüm ya. Tamam. Seriyi gördüm ben. 45 aldım onu. 45 aldım onu. Abi üçünü ver Marlboros. La fark etmez o gitsin ya, 4'e gitsin. Ben ne yapayım, bunu da ben mülazıma satarım. Tamam bir söz. Çıkar mı ya? Abi olmaz, zarar ediyor vallahi ya. Tamam onu çıkar, bunu üçünü ver. Onu üçünü ver. Şemsiye tutabileceğim ben. Şemsiye alabileceğim elimden. Şemsiye, şemsiye. Nere olacak bu? Ee? Bir söz. Kapıda burada mı ya? Olmaz. Hesabı yap. Çok zararlı. Etmez. Vallahi çok zararlı. Vallahi etmez. Muhammed abi 41 verdi ya. Allah'ı sevdim. Tamam bunu gel alalım. Tam 41 tut. Allah tut, Allah. Vallahi alıyorum. Tamam da şey. Al işte bırak bunları, adaletli bir para ver 4'üne. Tamam. Bunu da ver. Bırak. Bırak olsun. Sen bak. Da, abi 4'üne bir para ver adaletli. 45 milyar falan vallahi de billaha mal satayım. La 45 alma, adaletli bir para ver. Tamam dedim işte 40'a milyar 4'ü. Çıkar 39'a milyar. Tamam canım ben abi. Allah'ı sevdim. Bırak ya. Hangisi alacaksın? Hangisi 80 bin oluyor mu? İkisi de 40 hangisi alacaksın? 45'e.
39'a da değil. Bu üçünü. 40'a 4'ünü al ya. 1, 2, 3. Bir de şu 4'ünü 40'a al ya. Onu bırak, onu çıkar madem öyle. Şunu 1, 2, 3. 40 lira vereyim mi? Olmaz abi ya. Hayır gördüm bunu, bekletin abicayı bunu. Kaçırdı. Uzak kal uza ya. La dur dur dur. Lan şey babalar dur şuraya be, içeri git dışarı gireyim, burada ne kumbesli bize alışveriş yaptırıyorsunuz ya. Zaten ben boktan bıkmışım kardeşim. Ha, şöyle açık havada. Oracıkta da. Oracıkta abi. Hadi. Çok severim. Etmez. Üç tanesi. Benim dediklerim. Diye, benim dediklerim üç tanesi. Bazıları hediye lan, yalan kolay. Hadi koca. Kaça. Etmeyin. Ama hiç uğraşma canım. Adam gibi aldıysa üçünün tek para bir baz al. Bak tek para bir 125 lira sana. Kaçıyor abi tekerlek oldu. Birer 3000 lira olmaz abi. Bak o birer 250'ye geliyor. Ben satamam mı? Aldıysa benim girdiğim kapıdan çıkıyor. Almadı sen o zaman dargınlıktı. Hadi hayırlı bana. Böyle. 12.500. 12.500. Al bunları dedim al. Oraya 2 milyar koydum. Vallahi zarar eder ya. Eder eder. Burak Asun 1 milyar zarar eder. Eder. Başla. 2 milyar koy oraya burada. O kadar ha. Nereye gidiyor? Geçen de bekliyor. 1 milyar zarar eder. Şey. 40. La bu var 12.300 lira sermaye var. Gözü işe bekliyor. Ben ne var? Ben de ben o zaman. Hayatım bir şey var ya. Hayırlı koca koca. 12.5 al bunları sevildiği bir. Al sevildiği bir. Seni seviyorum 12.5. 12.5. 40 lira vermez. Çok zarar ediyor ya. 40 lira diye usulda istiyorum ben. Çok zarar ediyor. İçini çıkar. İkisini kaç alacak? 80 milyon. Vallahi vermem ya. 80 sene dur da gene vermem. Ya işte olmuyor. Bir sonra. Kaça? At batır. Çakarın tokunda. Çok zarar ediyor ya. Ben de zarar ediyorum. Kaça diyorsun sen ya? Kaça diyor bu ya? 20. O kadar ben ne diyor? Ben 2 milyar. Olmadı ha. 2 milyar bu dedim olmadı. Kolay da öyle şimdi. Bak kolay kolay. Ana para ben diyor vallahi. Ya. 2 durumuz yok. Bahsettim bilmiyor. Sen zarar etmiyorsun. Hangi? Ya, ya, o, tamam, olmadı. Ben olmadı. Aynı bu. Hadi bu dedi. Bırak. Hayırlı olsun. Merhaba abi. Tamam. Tüyünce hayırlı olsun. Ben olsun ben hemen. Gel dostum hadi gel. Onlardan 50 milyar attım ha o. Ben çok korkuyorum. Adam biraz da danalar değiştirmiş. Muhammed şimdi dişiler 25 bin ile 30 bin arası alınıyor. Alış fiyatın değil mi? 32'ye kadar çıkıyor dişileri aldığımız para. Erkekler 35-40 3000 arası alınıyor. Zaten diğer videolarda görüyorlar. Bu malın ortalaması 36 bin küsür. Satış paramız da 37.800 lira. 37.800 lira. 37.800 lira burası anlaşıldı. Evet. 9 tane gelen hayvanı da pazarını yapacağız. Ama tabii özellikle yine belirteyim ben bunun içinde. Danalar dişilere göre bir tık daha pahalı. Tabii, burası karma olduğu için fiyat böyle değil mi? Evet biraz uygun. Kulağa cazip geliyor diye. Ah ilk nasıl bir şey var? Bu dışarı çıkmış ne bu işte? Hiç çıkmadın dışarı. Yok. Ha bu da dişiymiş. Ben hayvan yiyeceğim.
Çankırı'ya vermiş olduğumuz 47 adetin ortalaması da 42.500 liraydı. Evet arkadaşlar, zaten onun videosunu da paylaştık. Kanalımızdan bir önceki hayvan toplama videomuzda veya Çankırı'ya teslim ettiğimiz videoları da oradan izleyebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla Muhammed zaten açık açık bana daha önceki videoda da söylemişti. Ben orada hasbele kadar sormuştum. Söyleyeceğini de beklemiyordum açıkçası. Çünkü ben köyden kendim buza alıyorum. Nazar değerde söylemek istemeyenler oluyor. Şimdi sen esnaflığını yapıyorsun bu işin. Hiç sıkıntı yok. Zorla kimseyi malım alamaz. Ben de zorla kimseyi mal satamam. Aynen öyle. Maşallah ya. Maşallah de, maşallah de. Hepsi kırmızı. Bileklere bir bak, yapışına bir bak. Tamam. Hadi. Gel gel. Çıklı çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çık. Lan. Yani tek başına tutamam ki onları. Mümkün değil ya. Hadi. Buradaki hayvanların içerisinde simentel dışında bir hayvan yok galiba anladığım kadarıyla. Simentel melezi var. Hangisi melez ya da melezin olduğunu nasıl anlıyorsun? Bana onu bir göstersen mesela. Kafadan belli. Zaten. Şu mu melez? Evet, melez? Şu simentel. Dişi mi erkek mi o? Dişi. Dişi. Melez bir hayvan yani. Sadece melez mi var bu grubun içerisinde? İki tane şurada var bak. Şu ilerideki. Önce sol taraftaki. En yeşilliğin dibindeki. Evet. Tam şu parmağımla gösterdim ya evet. Tamam. Ya şimdi ben anlamadığım için ben tam olarak göz aşinası olamadım ama 3 aşağı 5 yukarı geze geze de artık bir şeyler de kavramaya başladım yavaş yavaş. Bismillah, maşallah, maşallah. Gerisi gözükmüyor, gene karanlık. Maşallah, maşallah. Abi hoş geldiniz. Video çekiyorum, bir sakıncası var mı sizin için? Ben izinsiz video çekmiyorum da. Yok, saçlarım yok. Sıkıntı yok abi. Sen böyle kere basın, kaç tane var burada şimdi? 20 kere aldı Fatih. Hemen eyvallah. Bana videosunu attın şuydu. Fotoğrafımı attın, bunlar bu. Aynen. Doğru mu? Aynen. Fatih şu ilerideki ışık yanmıyor değil mi? Yanıyor, niye yanmıyor? Bunu da yakabilir misin sağ zahmet? Dur ya. Kardeşi ya. Kıpkırmızı valla. Kaç tane erkek var burada? 9 tane kişi var abi burada. Burada. Bu mal burada kalem gibi düzülmüş. Doğru mu değil mi? Renkli. Hiç renkli yok. İstisna. Bak erkek demalara da bak. Hepsi bende vallahi. Hepsini alayım burada ya, sıkıntı yok. 20 tane mi? 22 tane mi? 22. Çok fazla çıkar hamus desin. Ben onlar da geçsin. Oramın değil yani. İster onlar da. Hamus da ayrı var. 13 erkek, 9 kişi. 15, 15, 20. Alo. Böyle büyük mü? Yok. Abi şimdi. Leo geçti. O şekil mal yapacağız. Onun rengi nasıldı? Allah işim olur. Neyi lan? Güzel güzel. Ne var ya? Şimdi bir dolmuş ya. Onlar bakmamış olmuştur. Sen gece yok. Ben sonra kaçırıyorum. Kaçırıyorum işte. Hayır abi. Tamam. Sen niye girdin? Valla alırım. Buraya gelmem alırım valla. Ben adamın yeri yok ya. Ben düşünüyorum. Düğün değil lan. Düğün bedava almış yine. Beraber aldık yine. Bak gel bak. Bu düğün orada göremedi. Bak gel abi gel. Bizim ırkımız çok kaliteli bir ırk. Zaten bizim bölgemizde şöyle bir şey var. Simentel ağırlıklı. Şöyle diyeyim ben sana Muhammed. 9-10 sene evveli bizim buraya devlet destekli ithal simentel inekler getirdiler. Bu da Zonguldak'ın şansına, Bartın'ın şansına denk geldi. O günden bu tarafa bizim burada hep simentel hayvancılık yoğunlaştı. Hep bunlar ithal yavruları. Birebir yani orijinal. Anneler hep ithal bunların. Devlet kredi alındı bu hayvanlar 9 sene önce, 10 sene önce.
önce. Oradan türedi yani bunlar. Ha, üretimi ha, o yüzden hep ithal. Evet, üretim hep ithal. Bir de veterinerler sağ olsunlar tohumlara kaliteli atıyorlar. Veteriner tohumu da çabuyor. Tabii, çok hepsi etkisi alıyor. Yani tohumu kaliteli atıyorlar. Bu şekilde güzel dağlar çıkıyor. Önceki topladığımız hayvanlar da çok güzeldi maşallah. Bunlar yani da çok güzel. Zaten ben diğer videolarda açık açık paylaşacağım. Yani orada pazarlık olmayanları da. Mesela fiyatı uymayan var. Beğenmediğin yani hayvan var mesela. Onu da yayınlayacağım açık açık. Mesela diyorsun ki bu benim işime gelmez diyorsun orada. Aynen. Mesela orada gittiğimiz bir yer vardı. Mesela 4-5 tane hayvan vardı. İşte diyorsun ki mesela şu üçünü ver. İkisini verme diyorsun. Yani kimisi bozmak istemiyor. Diyor ki alıyorsan diyor, beşini birden al. Almıyorsan da hiç alma diyor. Aynen. Mesela. Biz almadan çıkıyoruz. Yani. Ondan dolayı o üç tanenin orada kaldığında gördüm. Gördün. Hepsini gördüm. Hepsini görüyoruz yani. Yavaş yavaş hepsini görüyoruz. 1, 2, 3 tosun, 4 tosun. Burada üç tosun var. Bu, 30 tosun değil. Senin evine girin bunlar. Hepsi evine girin ya. Kaç tane var sana? Niye bu kadar 11 aldın? Ay maşallah kardeşim. Helal olsun. Nefret edin. İşine helal olsun. Ya. Çok güzel. Aşağıdakinin burası ne yapar? Ne tamam bunda? 80, 110, 180. 180. Ne yaptı? Böyleden? 105 mi? 285 mi var? Oğlum abi neye tabeli? 180, 105 mi lan? Hangileri Muhammed Çin'e? Abi 55'ten 110, bunları saymadın. Bunları saymadın diye. He? 80 mi lan? He? İstediği para koyuyor. 190. 190. 105, 35 lira bundan? 190. 105 mi lira bundan? Tamam. 190, 195 mi lira? 195 mi yapar yapar? Yapsa bile. Ha? Yapsa mesela çok çok yapsa. Yani yapsa işte mi? Şey sak mı? Çok çok yapsa da yapar. Niyet mi o? Sen hem pazarımız olmadın. Pazarı yapamaz. Yapamaz değil de. Artık çok fark var abi. Ben zevredim. Zaten ben benim işim bu. Bu zaten. Arkadaş 26 yaşındaymış. 11 tane bakıyor. Bak bu sene aldığı danalar, düveler. 11'e yakın buzlatmış. Kaç erkek aldın sen? 4 tane erkek aldın. 4 erkek 6 düve abi. 6 düve almış. 3 tanesini satıyor, 3 tanesini mayalı bırakacak. 14 erkek yapacak yani. Aynen. Bak malları da ne temiz bakmış. Çok güzel mallar bak. Çektim aynen ya. Çekiyor değil mi malları? Bunu çekiyorum. Helal olsun malları. Şu en büyüğü şu galiba. En büyüğü abi. Aynen o. Bu kaç aylık? O artık 6 aya girecek abi. 6 aylık danaya bak nasıl yapmış adam. 6 aylık. 6 aya girecek. Daha büyük gibi gösteriyor ya maşallah. 6 aya girecek. Ama anneleri de güzel abi. Hani annesi limuzin kırmızı, İsveç kırmızısı annesi. Helal olsun. Ama kendisi limuzin tohum. Arkadaki Hereford, aşağıdaki limuzin tohum olarak abi. Öyle gidiyor. Şurada et cismi metalli. Düve kendisi belli değil. O düve çok kaliteli düve. Et cismi metalli abi. Danalar hepsi böyle olsun. Ya inekler ama bakma, annesi iyi. Bakmam da 45'er bir yer olsun öyle. Öyle abi öyle. Öyle olsun tamam. Ben tosun çıkacak diye ümit ettik de. Ama düve çıktı. Nasip. Hep kırmızı. Nasip. Abi diyeceğim son fiyat o ben. Vallahi yeter ki onu. Benim için şey olur yani, sıkıntı olur. Bunlar 260 bin lira güzel para kardeşim. Düveler 35'er bir iki bin lira var. Haklısıyla, şimdi o düve 35 bin lira yapmayın, sen de olsaydın aslında. Ben de olmaz. Ama abi, kalite olarak bak, onun üniversite sütü değil bak. Düve olarak hepsi bak. Anne hepsi... Kalite olarak ben de satıyorum. Sen diyorum, haklısın, benim fikiriz de. Ben fikiriz de ben denedim abi. Hadi diyeceğim, en son fiyat hesabı da çıkardık. Yani bundan aşağı inmem. 35 bin lira, çok. Bundan aşağı inmem. Zor yani. Zaten 295 bin lira istiyorum bunlara. 295 bin var. Son. Olur bu. Tamam, düşmem. Daha düşmem abi. Yoksa, zaten yerim olsun ben satmam abi. Şu an yerim yok. 2000 ekler var benim tarlada. Yerim yok. Yerim olsa bana ne yapar? Tamam, şükür. Öyle bir yerim var. Bak, şöyle sapladım. 40'şer bir yerden yapan 2 tane yukarı hayvan var. Doğru mu? 40'şer bir yerden üstü yapan. Doğru mu? Tamam. Geri kalan 1, 2, 3, 4, 5 tanesi yapmayan. Bunun üstü 6 yapıyor. Doğru mu? Tamam. Ben de bunu farkındasın. Biz bu işi işine nasıl sıkışırız? Onu düşün. Abi bu tosunu her tutması sen. Bu tosu nasıl yapıyor düşünceler? Ben bunu sattım. 50'şerden 100 milyar. Tamam abi. Sattım. Tamam abi. Bitti. Satıl satılma. Tamam abi. Doğru abi. Kaç dışarı mı? Düveler tosunları nasıl satacağım? 40'er milyar. Abi düvelerden 35'e geleceksin ha. Tamam bu iki tosunları 40'er milyar satabilecek miyim? Bu şarkı niye tıklarsın 40 üzerine de? Tamam. Bunun boyutu 40 ile aynı değil de bu. Ama var ya sana ganyan.
Ben de bu işin hali değilim ama ben de bu işin... Bana da zarar bir şey olacağım, anladın mı? Abi o modülü 35'den şartı. Bir boyun kumaş para abi ya. Yapma ya. 1100 liraya aldım. Evet. Fiyatı düşmüş 1005'e. Abi ben bunu zarar edeceğim. 1100'e mi aldı Ece'yi ya? Yani haklısın. Başkan, çok bırakma. Dur bir şey diyeceğim ya. De bakalım. Ya. Dur ya. De bakalım. Eçik sakin ol be. Genç adamsın ya. Ders tutun biraz. Belli o değil ya. Sıkıntı yok. Genç adamsın. Sıkıntı yok. Bunlara hiç uğraştırma. Sağ olsun inan da uğraşma. Komple hepsi bir. Ben bir orta evi laf açacağım. İster tutuyor, ister tutma. İster sen al, ister sen alma. Benim için önemli değil. Ben bir yancı. 270 milyar. İki kola. Çok tamam. 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 300'lerde oraya da abi ya. Yok abi kurtarmaz. Mahmut abi. Sen de para kazanacak, ben de para kazanıyorum. Malbaşı 3'er bin lira bir şey. Malbaşı 3'er bin lira çok para değil ya. Tosunlar 55'er milyar tutuyor suy. Bunlar da 40'er milyar tutuyor suy. Tamam mı? Şimdi biri 40 yağmaya 2 milyar oradan siliyor suyu, tamam mı? Tamam abi. Hadi biri 40 yaptı 2 milyar. Tosunlar'dan da 55'er milyar. Tamam. 2 milyar. Hesaba göre o zaman 293'e düşüyor abi. Bak 2 milyar oradan. Dinledin sen beni. Tamam. 10 milyar düveleden sildi. Tamam. 105 milyar değil düvele. Tamam. 95 milyar. 10 milyar sildi. Tamam. Tosunu birinden 2 milyar sildi. Tamam. 12 milyar. 12 milyar yapar. Doğru mu dayı? Tamam. Şimdi büyük tosunlardan da hadi ikisinden de 2'şer milyar. Bir dakika dur bak ben sana bir şey söyleyeyim. 2'şer milyar dolar sil. 53'er milyar yapsın. Hadi 53'er milyar yapsın bak. 2'şer milyar dolar sil. Ne yapıyor abi? 4 milyar. Kaç para yaptı abi? 17 bin. 16-17 bin. Ne oldu? Yine benim dediğim yere geldi. Abi fark fazla. Onun için hep sen olmaz. Ha? Evet tamam. Evet sen olmaz. Benim dediğim fark bu kardeşim bu. O suçer mi yere seni güvelerim. O suçer mi yapacak vallahi güveyim orada. Ya piyasaya göre öyle. Yok bana abi. Göre fazla. Şimdi ben öpücü olduğum için içindeyim abi. Tosunları 55'er mi ya? Ömrü tarihinde kimse alamaz ya. Büyükleri alınla da küçükler zor. Küçükler atak. O da olmaz. Komple gidecek artık. Ben sana toplu satarım abi. Mehmet, buranın göz kararı baktığın zaman canlı ağırlığı, tabii şu anda kamyon giderken şeye binecek, kantara girecek vesaire de, buranın canlı ağırlığı sence nedir? 175 kilo. 175 kilo. Canlı. Senin tahminin genelde %95 oranında tutuyor. Aynen. Geçen ben yorumlarda bir tane görmüştüm. Hatta birkaç kişi sormuş böyle. Diyor ki yolculuk öncesi ve yolculuk sonrası diyorlar ne aşıları vuruluyor? Yani koruma iğnesi mi veya hayvan streste veya yolculukta nasıl oluyor? Hani... Şimdi kardeşim Muhammed biz bu hayvanları topladığımız zaman köyden getirdiğimiz zaman sen de zaten birçok kez şahit oldun bu işe. Nasıl? Arabada indiğimiz zaman müşteri zaten birebir müşteri malı görüyor. Mal hazır olduğunda müşteri burada olmuş oluyor. Doğru mu? Evet müşteri buraya kadar geldi zaten. Çekimlerini de yaptım. Onları da zaten yayınlayacağım zaten. Yani İzin de aldım buraya gelen bu müşteriden. Getirdiğimiz zaman buraya müşteri gelsin gelmesin. Olsun olmasın biz zuprovalarına giriyoruz. Zuprova dediğim biber ciğer için. Çok etkili biber. Koruma amacıyla mı? Koruma amacı evet. Bunu girdiğimiz zaman %99 malımızda sıkıntı olmuyor. Adam müşterimiz de çok memnun oldu. Zaten buradan izleyenler bunu görecek. Herkes bu zuprova hakikaten güzel bir ilaç diyecek yani. Onlar da veterinerler de çok iyi biliyor. Bu ilacı vurduğumuz zaman genelde yaşamıyoruz. Mesela Çankırı'ya gittik ya 310 kilometre yol gittik veya 500 kilometre yol gitti. Oraya indikten sonra da bir iğne vuruluyor mu bunlara? Kardeşim şimdi Muhammed besiciler yani herkes farklı farklı iğneler kullanıyor. Mesela marka olarak mı? Marka olarak. Biri Draxin giriyor, biri üçlü karma giriyor, biri dörtlü karma giriyor, biri dokuzlu karma giriyor. O alıcıyla alakalı bir durum o zaman. O alıcıyla alakalı. Hani her yörenin ilacı farklı, her yörenin çalışma sistemi farklı, her veteriner. O zaman şöyle olabiliyor mu? İklim şartlarına göre mi bu iğneler olabiliyor? Yok, iklim şartlarına göre. Mesela Çankırı çok soğuktu. Mesela bu iğneler neden giriyor? Ciğer rahatsızlığı görmesin diye vurulan bir iğneler. Ama yani, tedbir amaçlı vurulan. Tedbir amaçlı vurulan bir iğne bunlar. Her görenin yani her kişinin çalıştığı şey farklı. Ama genelde biz Zuprova'yla bu işi halledebiliyoruz yani. Zuprova'yla halledebiliyorsunuz. Çünkü çoğu verdiğimiz yerlerde geldikten sonra ne aşısı yapıyorsunuz diyorum. Herkes Zuprova'yı tavsiye ediyor. Kimi Draxin tavsiye ediyor ama genelde Zuprova bu işi çözüyor yani. Bağırsak hastalıkları olmasın diye, metabolizmayı hızlı çalıştırsın diye karma aşılar var. Onlara da giriyorlar. Anladım. Ya şimdi senin tecrüben çok fazla. Ben bunu sorduğum zaman senin söylediklerinden ben çok bir şey anlamıyorum. Çünkü ben hayvancılık yapmadığım için ama bu işi yapanlar zaten senin söylediklerini anlayacaktır yani, diye tahmin ediyorum. Ben çünkü hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Yani. Çünkü ben çok acemi bir insanım. Anlattıkların marka mı veya bir ürün mü? Onu da şu anda tam olarak idrak edemiyorum. Bu işten anlayan insanlar zaten senin dediklerini anlamışlardır. Tabii. Ama benim sadece duyduğum ve yorumlarda gördüğüm yolculuk öncesi ve yolculuk sonrası vurulan iğneler vesaire diyordu. Ben de bunun özetini senden almış oldum. Çok detaya girersek bu saatlerce sürer diye tahmin ediyorum. Belki ilerleyen zamanlarda geniş çaplı sadece bunlarla ilgili de bir video çekebiliriz diye tahmin ederim. Tabii.
Çekmeye gerek yok. Allah, olur 3 tane koydum. Ben şunu yaptım. Evet. Oh. Ya düğümde baştan beri sadece su tiga, su tiga. Böyle yatarsa çift al, çift yatmazsa tek al, fark etmez. Yeme içmede sıkıntı yok 40 bin kere maşallah. İki söyleme. İkisi de olsun. O kız. Evet. Muhammed sen tanıyor musun adamı? Sanıyorum. Duymuş mu? Sen tanıyor musun? Bize dinle kalmaya gelmişti. İki veriydim o gol. Evet arkadaşlar, bölüm bölüm videoyu yayınlamaya çalışacağım. Tam olarak emin değilim ama muhtemelen 2 bölüm olabilir. Çünkü 4 gün boyunca bayağı bir gezdik, bayağı bir çekimler çıktı. Çok uzun olan videolar maalesef izlenmediği için arkadaşlar 2 bölüm yapabilirim bunu. Saldırabilir ha. Tutacağım yoksa? Bırak bırak, rahat bırak hayvanı. Oo maşallah. O ne ya? Hayatımda hiç böyle büyüğünü görmedim. Töngel değil mi bu? Töngel. Vallahi böyle töngel görmedim. Bu çok büyükmüş ya. Avucunda bir göster bakayım. Ne kadar büyük olduğunu görelim. Şuna bak maşallah ya. Bayağı iriymiş ha. Abi maşallah, ben ilk defa böyle büyük tongel görüyorum ha. 8 gün içerisinde 4 gün bence rekor bile kırdım. İyi bile geldim yani ben. İlk videomda söylemiştim yani. Benim aslında normalde buna ayırabileceğim zaman haftada maksimum 1 gündü. Muhammed, Fatih ve diğer arkadaşlar ya sağda solda ya hayvan toplalar, birisi pazarlıkta olduğu için benim onlara yetişme şansım yok. Aynı anda iki yerde çekim yapma şansım da yok. Ama en azından hayvanlar toplandığı zaman veya yüklerken elimden geldiğince sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Bismillah. Maşallah. Maşallah. Bence onu sürüştü. Bana o yaramaz ya. Güzel güzel adam. Güzel ya. Dal çıktı sana. Ha, bu ünlü değil. Aha. Bunlar ne köpeği abi? Ne oldu belli değil mi? Yerli tipi de. Maşallah. Tam şey değil. Kısa bacaklı hava yani budur. He. Onlar. Horoza bak nereye girmiş. Hı? İşte. Muhammed sana 105 lira. İkisi. Ne de parası ya. Buza, az buza var mı buza? Az güzel buza var. Maşallah var mı abi? Maşallah var da. 105 lira vurma abi. Malak erkek mi? Erkek, onu al. Onu verebilirim bak, duble. O kaç para? 30 liraya al. Kurban da ol ya. 2 yaşında. Ama ne duble vallahi bak. Ben bir ekmek vermeyeceğim bunda. Vereyim ha. Kaç alacak? Versene. 25 de bir yok. He? 25. Bak açık karım alayım mı? 25 de. Hayır, açık karım alayım mı? 25 değmem abi. Nasıl değmem? Vallahi değmem. 26 karı kendim aldım. Anacığım. La adam 25'er bin lirayı malak aldı. Buran çapsın bunun yanından geçmeyin malakla ya. Ben... Maşallah. Yanımdaki sana yalan söylemeyeyim. Ya 3 ya 4. Çünkü kayınpederden aldım ben bunu. Yabancı yerden değilim. Düvesi. Evet hadi 3 günlük ya. Bu ne kaç para? He? 110 diyeyim yine. Maşallah. Sattı yedim ama paraları. Ama buza buza ya. Abi bir ay sonra bu inek. Buzay 4 günlük. Bahsedeceğim buzayı maşallah. Bak kızı, al. Maşallah maşallah. Dur kızım, korkma gel. Korkma. 4 günlük mü abi senin? Maşallah. Belçika abi bu. 10 numara. Tosun olsaydı. Değil mi?
Bunu geçen sene yavrusunu 5 aylıkken ben şavrayla vardı yanında 65 bin liraya verdim. Vallahi. Ama 120 kilo rahat vardın yani. 120-130 kilo. 5 aylıkta 130 kilo oldu. 31 sene Müslüm anlamış video. Satarım çünkü. Kurban değil. 1500 dönüm oradan bak. Bola parası. Ben o kadar abi, ben 24 çok. Yok. 25 hatta 26 demiş adam. Sen ben sen 1 milyar düştü. 500 dönüm edecek bola parası. 1 milyar düştü ben mesela. Gene verirse. Sen 5 dönümlük adam da değilsin yani. Ben onu ben de değilim. Bola parası düşüyor diye. Ama 2 milyar zarar ettikten sonra Kur'an çarpsın. Vallahi sen de zarar edersin. Vallahi edilmez ya. Aslında kar vermeyi lazım. Kar edeceksin. Sen de kar edeceksin. Yok ki abi vallahi yok. Ha, İzmir almayacaksın. Yok ya. Sen de Allah sözlüsü benim sözüm. Arkada her zaman birbirimizi görüyoruz. Ben işte onca mazara yattığım zaman neyse birisinden git. Beni o adı büyük tacir bak. Beni tacirle tanımayan olmaz. Badele Kara Mustafa. Kara Mustafa. Tacir Kara Mustafa derler Perşembe'de. Kaç yıllık tacirsin abi? Bakalım. Emekli tacir. Ben 12 yani yaşında başladım. 12 yaşında. İyi hadi. Neyle? İyi hadi. 25 milyar. Bu ay bir şey dedi. Kırma acaba. Ben buzağı top kaldırıyor olurum bunu tamam. Hadi hayırlı olsun. Ama sen kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak abi. Allah'a emanet ol. Tamam. Perşembe'de Karamasu değil. Tunca yürüdü. Bak Kur'an çalsın bin lira lira. Çünkü para lazım bu hafta. Yaş kaç abi? Yaş kaç? Vermem yani. Balak da 10 numarayı. Bak kurban da diyor. Bilim öldü. Gönül rahatlığına verebilirim. Yaşın kaç abi yaşa? 77 ana yaşım. Maşallah. Hadi adayı görüşürüz. Hadi. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Sen soru soruyorsun. Biraz da ben sana soruyorum. Sor. Sen genelde bağımsız bir adamsın. Ben bağımsızım. Şimdi ben sana soruyorum. Onu söyledim bak. Müşterinin gittiği zaman ne dedim? Dedim ki ben abi beni onlardan görme. İşin sindi mi sinmedi mi? Ben sana soracağım. Bizim çalışma sistemi sinmedi mi sinmedi mi? Nasıl bizim çalışma sistemi? Çalışma sistemi şöyle işime sindi. Ben bunu daha önce hiç yapmadığım bir şey. Baktığın zaman zaten bana çok devasa bir olaymış gibi geliyor bana. Bizim yerimize kendini koy. Sen satıcı ol. Siz kameraman olalım. Biz çekelim videoyu. YouTuber biz olalım mesela. Tamam. Sen nasıl ne düşünürdün mesela bizim mal satışımız hakkında? İyi mi kötü mü? Olumlu mu olumsuz mu? Ben sana olsun. Şöyle söyleyeyim, ben açık açık söylüyorum. İçimden geldiği gibi söylüyorum. Evet, ve bunu da yayınlayacağım, tamam mı? Vallahi bu kar marjına ben bu işi yapmam. Yapmazsın değil mi? Yapmam. Çünkü neden? Açık açık söyleyeyim. Şimdi bir kamyon sadece mazot yakmıyor. Yani, bunun lastiğini... Başlık parası. Bak oraya da geleceğim. Şimdi bir arabanın mazotu var, lastiği var. Araba arıza yaptığı zaman ya her gün bir şey zam geliyor bak. Geçen günü açık açık söyleyeceğim. Bak bunu da yayınlayacağım. Orada yapılan pazarlık vardı arkadaşlarla beraber. Defter kağıt üzerine oldu. Normal bir pazarlık gibi olmadı. Açık açık söylüyorum ve bunu da yayınlayacağım da söyledim sana. Şimdi oradaki kar marjını gördükten sonra ben orada açık açık ne dedim sana? Ben bu parayı yapmam dedim. Senin gözünde nasıl hayvanlar? Güzel mi? Biz iyi mi alıyoruz? Nasıl yapıyoruz yani? Normal şartlarda şöyle. Ben bu kışa girerken normalde biliyorsun ben hayvanları satıp satmamak arasında kararsız kalmıştım. Yani. Bu ortamı gördükten sonra ben sana geçen gün ne dedim? 10 tane hayvan istiyorum dedim senden. Sen bile dedin değil mi? Bak ben 10 tane hayvan istiyorum dedim. Ve arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Yani Allah kısmet ederse 10 tane falan hayvan alacağım. Yani elimdeki hayvanları 10 veya 13 sayısına tamamlamaya çalışacağım. Nasip olursa. Güzellikleri görünce sen de dayanamadın değil mi? Hesaplamalı. Binamın içinde bir düzenleme yapmam gerekiyor. Onları azından sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Eğer onları ayarlayabilirsem Muhammed'den 10 tane hayvan alacağım. Ama sadece şunda kararsızım, onu da sana söyleyeyim. Muhammed'den tabii bir fikir alacağım. Kurbanlık düve mi alsam, buzağı mı toplasam daha henüz onda karar veremedim. Kendimce düşünüyorum. Binamın içinde demirleri falan yapmam gerekiyor. Daha önce videolarımı izleyen arkadaşlar bilecektir arkadaşlar. Yani orada bir demir düzenlemesi işim var. Çünkü içeride hayvanlarla ilgili bazı problemlerim var. Yani bina içerisinde. Dışarıda hiç problem yok. Elektrik tele olduğu müddetçe hayvan benim 7/24 dışarıda. Neyse onlarla ilgili de ekstra bir video çekerim ben. Ama yine söylüyorum. 2-3 tane kamyonet. Oradan dolaşıyorsun. İşte başlık paraları veriliyor. Bir pazarlık, bir saat süren pazarlık gördüm ya. Tabii. Köylüyle bir saat süren pazarlık gördüm ya. Bir saat ben sıkıldım. Senle ikimiz iki tane köylüden hayvan almıştık. Hatta o akşam vardım. Diyoruz ki köylü 38-40 yaşlarında nakit parayla gitmedik oraya. Ha hatırlıyorum mevzuyu. Banka hesabını kabul etmiyor. Banka hesabını kabul etmiyor. Biz daha 50 kilometre yol gitmiş. Bir buzağı için gitmiş. Ya çok şaşırdım ona. Adam banka hesabını bilmiyor mesela. Nakit istiyor adam parayı. Ya sen hesap numaranı aç. Hesap numarası da var adamın. Yok siz ilk başta dediniz ki paranın tamamını banka hesabından göndereceğim dediniz. Adam diyor ki ben banka bilmem diyor. Adam da öyle yani 70-80 yaşında bir adam değil ki. Yani 38-40 yaşlarında. Benim yaşlarımda adam yani adam yok ben elden alacağım diyor. Bir saat ikna etmeye uğraştık. Edemedik. Elimizdeki harçlıklarımızı verdik. 10 bin lirası çıkışmadı. Ya normalde sen bu köyde hayvan toplarken zaten nakit parayla dolaşamazsın ki. Ama abi bir buzak 40-50 bin lira 38 bin 35 bin lira say say bitmiyor ki. Günde 20 tane 30 tane topladığınızda milyonu geçiyor yani. Sen bu kadar nakit parayla dolaşamazsın ki. Ben şaşırdım yani olaya. Bir tane iki tane çıktığı zaman günü mahvediyor. Günü mahvediyor doğru söylüyorsun. Geçen şeyle denk geldi mesela bir tane buzayı almıyorsun unutmuşuz. Heh. Akşam olmuş siz tam iş bitti derken bir buzayı unuttuk dediniz mesela. Hem de oradan geçmişiz yani bir de. Kafa yoğun oluyor yani. Tempolu oluyor al indir bindir ona başlık parası ver ona kapora ver. Başlık parası ayrı
veriliyor. İşte 1000 lira 2000 lira bir kapora veriliyor. Bazen 3000 lira veriliyor mesela. Artık o sizin aranızdaki samimiyete göre gel. Sonra geri kalanı banka hesabından gönderiliyor anladığım kadarıyla. O şekilde yürüyor yani işler. Aynen öyle. Müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Daha hesaplamalı oluyor. Seneye bir daha geliyor. Yani bu süreklilik olsun. Her sene bir müşteri bir kere alsa. Yani ekmek olsun. Önceki videoda söyledim. Sürüm olmazsa zaten senin bu iş yapılmaz yani. Bundan para da kazanamazsın yani. Çok şükür işlerimiz iyi. Allah yolunuzu açık etsin ya. Güzel bir kitleniz var. Müşteri kitleniz de var gerçekten. Evet. Tanıştık. İzin de aldık. Hayvanlar için gelen müşteriden de izin istedim yani. Açıkçası sen yani duymuşsundur belki. Bilmiyorum. Videoda izlersin yani. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Sana soracağım soruların sadece bir tanesini cevap alamadım ben. Onu da sor. Dedim ki sen müşteri olsan. Müşterinin yerine kendini koy. Nasıl düşünürdün bizim hakkımızda? Yani fiyat güven, anlamında mı? Güven mal yani hayvanların iyisi mi kötüsü mü? Biz nasıl güvenilir miyiz? Şimdi ben ona cevap veremem. Şöyle ki. Çünkü buraya gelen adam zaten hayvandan çok iyi anlayan bir adam. Sen olsan diyorum. Sen. Ama benim onun gibi davran. Gördük kere ne? Biz de yeni tanıştım. Tamam ben şimdi gördüğümü anlatayım. Şimdi ben bu hayvanları bakar olsa mesela ben az önce ne dedim? Mesela 10 tane senden hayvan istiyorum dedim. Alacağım dedim. Buraya gelen adam, bu hayvanları alacak olan adam zaten bu işi çok profesyonel bilen adam. Aynı senin gibi. Adam hayvana baktığı zaman zaten iyi mi kötü mü o da biliyor zaten. Biliyor. Doğru mu? Kötü hayvan adam buraya kadar girip de alır mı? Almaz. Bu adam besici, büyük işletmeci. Anlatabildim mi? Sen beni ondan kıyaslayamazsın. Çünkü örnek veriyorum. Yabancı birisine gitsem, sen değil de bir başkasına gitsem benim kandırılma ihtimalim %99. 9. Çünkü hayvandan anlamıyorum ki. Hayvanda bir sıkıntı var mı yok mu? Hani diyorsun ya sen hayvana bakınca arkasından belli oluyor vesaire. Benim tecrübem yok. O yüzden benim sana buna verebilecek cevabım da yok ama gelen müşteriyi birebir gördüm. Çankırı'daki müşteriyi de gördüm mesela birebir gördüm. Adam zaten bu işi erbabı. Bu adamlar zaten bu işi yapıyor. Buzağı topluyor. Bunları işte 8 ay 10 ay besliyor. Bunları kesime veriyor. O adam para kazanıyor. Zaten şöyle bir durum var. Sen bu adama yanlış yapmış olsaydın bunca yıldan beri 15 yıldan beri bu işi yapıyorsun. Aynı adam gelip zaten senden bir daha alışveriş yapmazdı. Bu kadar net yani. Bazen ister istemez kulak misafiri olayım. Yanımda telefonla konuşuyorsun müşterinle. Arandaki samimiyeti görüyorum. Duyuyorum yani müşterinle konuştun. Müşterinle konuştun samimiyeti duyduğum zaman zaten arandaki diyalog belli oluyor yani. Evet arkadaşlar normalde şuradaki alanda bir aslında hayvanları salacaktık ama bayağı bir yağışta olduğu için maalesef buraya hayvanları çıkaramıyorlar. Çünkü aynı benim orası gibi toprakta bayağı bir batıyor. Aslında alanları da çok güzel. Sadece burası değil bu arada. Birkaç tane daha çiftlikleri var. Şu an tekrardan hayvan toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. Araçlar çalıştı. Artık yavaş yavaş çıkmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar ben bu görüntülerimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım zaten. Bu videomuz da böyleydi. Beğendiyseniz beğenerek kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.